Merhabalar, ben Türkiye Hastanesi Bebek Bakım Odası Sorumlusu Semra Şen. Sevgili annelerimiz ve anne adaylarımız, bugün sizlere maket bebeğimle birlikte bebeklerimizde gaz nasıl çıkartılır, inatçı olan gazlarda neler yapmalıyız, size güzel bahçemizden bugün onları anlatacağım. Evet annelerimiz, ilk öncelikle battaniyemi omuzuma seriyorum. Özellikle penye tarzı battaniyeler tercih ediyorum. Eğer tüylü battaniyeler olursa bebeğimizin burnuna ve ağzına kaçma özelliği daha fazla olur. O yüzden penye tarzı battaniyemizi tercih ediyoruz. Battaniyemizi omuzumuza serdikten sonra bebeğimizin kafasını yan tutuş pozisyonu ile bize bakacak şekilde ve bebeğimizi görmemizi sağlayacak şekilde omuzumuza yaslıyoruz. Elimiz poposunun diğer tarafında güvenli tutuş dediğimiz tutmamızı sağlıyoruz ve yavaşça gaz çıkarma işlemine başlayabiliriz. Gaz çıkarmak için öncelikle bebeğimizin sakin ve huzurlu olması gerekir. Huzursuz ise bebeğimizde gaz çıkarma işlemi çok başarılı olmayabilir. İlk öncelikle elimi kubbe şeklinde aşağıdan yukarıya doğru masaj halinde yapıyorum. Daha sonrasında sıvazlayarak bu şekilde yapabiliyorum. Havayı yukarıya çıkarmış oluyorum mideden doğru. Yavaş ve sakince yapabilirsiniz. Arkadan isterseniz güzel bir fon müziği açabilirsiniz. Bebeğinizin sakinleşmesi için şu şekilde devam ediyorum kubbe şeklinde. Bazı gazlarımız inatçı olabilir ama pes etmiyoruz kesinlikle. Bu işleme devam ediyoruz. Eğer dilerseniz masaj halinde de yapabilirsiniz. Elinize yağı sıkarak şu şekilde dairesel hareketler de yapabilirsiniz. Bebeğimizi bu şekilde rahatlatmış oluruz. Daha sonrasında ise annelerimiz bebeğimizi şu şekilde kavrayarak kolunuza yatırabilirsiniz. Elim midede hafiften baskı yapıyorum. Çok hafif ama canını yakmayacak derecede. Yine aşağıdan yukarıya doğru elimi kubbe şeklinde yaparak gaz çıkarma işlemine devam ediyorum. Süpürme işlemi yapıyorum sırtından. Daha sonra da dairesel hareketler çizebilirsiniz. Bebeğimizin gazı çıkardığında rahatlamış olacaktır zaten. Kaldığınız yerden emzirme işleminden devam edebilirsiniz. Eğer emzirme işleminiz bittiyse bebeğimizi battaniyesine sararak güvende durması için tercih meselesidir tamamen. Yan kalacak şekilde yatağına güzel bir şekilde mutlu huzurlu yatırabiliriz. Evet sevgili annelerimiz, bazen bebeklerimiz inatçı olabilir. Gaz çıkarma işlemi çok uzun sürebilir. Onu da iki yöntem şeklinde sizlere göstereceğim. İlk öncelikle eğer isterseniz bebek yağı kullanabilirsiniz. Bebeğinizin daha güvende olmasını sağlayacaktır ve masaj yönteminde sizlere daha yardımcı olacaktır. Elimi yağlıyorum ve ısıtıyorum. Isıtmamın sebebi ince bağırsaklara ısı uygulayacağım. Bu şekilde ısıttıktan sonra elimi bebeğimizin göbeğine ve kasık bölgesine doğru koyuyorum. Şu şekilde yarım ay şekli dediğimiz gazını toplamaya başlıyorum. Bu şekilde uyguladıktan sonra kenarlardan gazı aşağıya doğru çekiyorum. Midenin altından süpürme işlemi yapıyorum. Aşağıya doğru çekmiş oluyorum. Bu daha çok kolik bebeklerimizde, uzun süreli ağlamaklı olan bebeklerimizde uygulanan bir işlemdir. Uzun süreli gazı çıkmayan bebeklerimizde ise tekrar elimi yağlayarak ve ısıtarak göbeğinin üzerine koyuyorum. Yarım ay şeklinde çiziyorum. İnce bağırsakları bu esnada ısıtmış oluyorum. 3 defa bu işlemi tekrarladıktan sonra kenarlardan aşağıya doğru çekiyorum. Midenin altından süpürme işlemine başlıyorum. Buna rağmen hala çıkmadıysa 6 defa bu işlemi yapıyorum. Daha sonrasında 6 defa kibar bir şekilde, nazik bir şekilde bebeğimizin canını yakmadan bacaklarını hafif bu şekilde kırarak karna doğru baskı uyguluyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Hala çıkmadıysa bir elimle ayaklarını bebeğimizin hafif karnına baskı uyguluyorum. Masajıma devam ediyorum. 6 defa bunu uyguladıktan sonra büyük bir ihtimalle çıkacaktır. Bazı gazlar çok inatçı olabiliyor. Bazen siz farkında olmadan pozisyon değiştirirken bile hareket ettirdikçe dikkat edebilirsiniz. Anne ve anne adaylarımız, bebek bakım odası sorumlusu olarak inşallah faydalı bilgiler aktarmışımdır. Sizlere bebeklerinizle birlikte mutlu, sağlıklı, güzel günler dilerim.